Tebrik ediyorum hünkârım. Hepimizin gözü aydın olsun. Şehzademiz Osman Hazretleri için. İnşallah Murat Paşa. Osman ismiyle müsemma. Tıpkı meşhur ecdadı gibi cengaver bir yiğit olacak. Amin. Kabul buyurursanız bu vesileyle size takdim etmek istediğim bir şey var. Bu kılıç, bu hakirin emektar kılıcı. Merhum atanız Sultan Süleyman Han Hazretlerinin son seferi olan Zigetvar seferinde kullanmıştım hünkârım. İsmi Seyfi Zafer'dir. Merhum Sultan Süleyman Han, Zigetvar önlerinde otağı Hümayun'dan çıktılar. Yaşlı, yorgun, lakin kadim bir dağ gibi dikildiler karşımıza. Ne söyledi? Anlat. Aslanlarım. Yüce Allah'ın adıyla kılıcını kaldıran, Peygamber Efendimiz'in nefesiyle indiren yiğitlerim. Son bir defa besmele çekip yürüyün kafirin üzerine. Gün bizim günümüzdür Allah'ın izniyle. Yüce Rabbimiz, dualar ve rüzgar arkamızdadır. Zafer ve cennet bize yazılmıştır. Ben inanıyorum gün doğmadan Zigetvar düşecek. Benim yüzümü kara çıkarmayın aslanlarım. İşte o gün hünkârım bu kılıcı kaldırdım havaya. Merhum hünkârımızı son gören tarihli kullardan oldum. Sabah olmadan Zigetvar düştü. Mekanı cennet olsun. Gel. Hünkârım, Şark Serdarınız Cigalezade Sinan Paşa payitahta geldi. Mesele mühim. Gelsin. Hünkârım. Hayrolsun Cigalezade Paşa. Nedir bu halin? Nasuh Paşa, Celal eşkıyası Tavili Hasan'a mağlup olup Kütahya'ya çekilmiş. Yetinmemiş. Orada da Anadolu Beylerbeyi Kecdahan Ali Paşa'nın kellesini vurdurmuş. Akıllı köprüyü arayıncaya dek deli suyu geçermiş. Vakit ve asker kaybediyoruz. Zafiyet büyük. Elimizden geleni yapıyoruz paşam. Bana kalırsa asilerin reisleriyle irtibata geçip konuşmak gerekir. Aklındaki nedir senin Sinan Paşa? Asilerle pazarlık mı edeceğiz? Murat Paşa. Mesele herkesin malumu. Seni de bu yüzden buraya çağırdım. Tavsiyen nedir? Kuyularını kazalım hünkârım. Öyle derin kazalım ki tek bir asi dahi kalmasın toprağın üzerinde.
Nasıl? Evvela Avusturya ile devam eden savaşı bitirelim. Akabinde siz de münasip görürseniz orduyu Hümayun'u toparlar, serdarınız olarak Anadolu'ya geçerim. Eli kılıç tutsun tutmasın, fark etmez. Size biat eden yaşar, etmeyen ölür. Âlâ. Bu hususta tekrar konuşacağız. Zülfikar, Nasuh Paşa'ya söyle derhal gelsin. Beceriksizliğinin ve had bilmezliğinin cezasını kellesiyle ödeyecek. Emredersiniz. Zülfikar. Hünkârım. Bu iki oldu. İkidir has odama destursuz giriyorlar. Bağışlayın hünkârım. Mani olamadım. Olacaksın Zülfikar. Ne kösem ne bir başkası. Kimse benim has odama elini kolunu sallayarak giremez. Bir an evvel hanende huzuru sağla derviş. Zira aklının devlet işlerinde olmasını istiyorum. Nasuh Paşa denen gafil asilere mağlup olup kaçmış. Emredin, yakalayıp huzurunuza getireyim. Ferman yolladım. Elbet çıkacak önüme. Thank you.
Gel. Hünkârım. Çıkın dışarı. Hünkârım canınız sıkkın gibi. Şu gördüğüm rüya hiç hayır alamet değil. Muhakkak başka manaları da vardır. Hünkârım, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Arzu ederseniz ona bir danışın. Bildiğiniz gibi kendisi rüya tabirinde de alimdir. Doğru dersin Zülfikar. Nice evvel söz verdim, bir türlü gitmek nasip olmadı. Derhal hazırlık yap, çıkalım. Eyvallah. Kösem Hatun'a da haber versinler. Onu da yanımda istiyorum. Pek sever Hüdayi Hazretleri. Uzaklara dalmışsın. Allah bilir kimlerin kuyusunu kazıyorsun. Merak etmeyin sultanım. Sizinkini değil. Hünkâr torunumuz Nasuh Paşa'yı payitahta çağırmış. İdam edecek diyorlar. Bu hususta konuşmak isteriz. Er meydanından kaçmış. Bütün suçu da günahsız bir paşaya yüklemiş. Hünkârımızın emri olmadan kellesini almış. Ve böylece ölüm fermanını kendi imzalamış. Hünkârımız seni dinler. Mani ol bu idama. Zira bir vakitler oğlun gibi severdin Nasuh Paşa'yı. Ben sultanım. Ben bir vakitler sevdiğim herkesi kaybettim. Acılarını çektim, yaslarını tuttum. Nasuh da onlardan biri. Benim için çoktan öldü. Ömrünün son deminde bizi yok edip vezir-i azam olmak istiyorsun değil mi? Gözlerim nice sultan gördü. Evvela Hürrem Sultan, sonra Nurbanu Sultan ve daha nicesi. Cümlesi vadesini doldurdu ve kudretini halefine devretti. Hayatın kaidesi bu. Sizin de son demleriniz. O halde ikimize de yatağımızda ölüm haram. Öleceksek cenk meydanında öleceğiz. Şükürler olsun, sırtımı yere getirecek bir düşmanım yok. Ve fakat sizin var. Kösem Sultan. Nasıl, alışabildin mi saraya Zülfikar? Üzerimdeki kıyafetleri ve yattığım yatağı saymazsak
Hiçbir şikayetim yok hünkârım. Bir de Kösem Hatun. Seni epey zorluyor, farkındayım. Herkesin bir huyu var Zülfikar. Onunki de bu. Usul, kaide dedin mi diken diken olur tüyleri. İşte bu halini seviyorum onu. Eğer sizin yüzünüzü böyle güldürecekse ben o hatun yüzünden azar işitmeye razıyım hünkârım. Gel. Derviş. Hünkârım. Hanzade Şahin Giray hapis tutulduğu yedi kule zindanlarından firar etmiş. Nasıl olur bu derviş? Derhal bulun bana o haini. Emir verdim. Yollar, limanlar tutuldu. Bostancılar dört bir yanda arıyor. Rahatsız olmayın Şeyh Efendi. Devam edin. Taç kullarım senin kapında avunuyor. Senin avlunda imana dönüyorlar yüzlerini. Bir nebze faydam oluyorsa ne mutlu bana. Kapıda Darül Eman yazıyor. Nedir manası? Şeyh Hazretlerinin tekkesi dokunulmazdır. Kim aman diler ve buraya sığınırsa ben dahi karışmam. O zat suçlu olsa bile. Hacı Ağa Şeyh Efendi'nin nice kerametleri var demişti. Birini görseydik. Hayret. Bazı kimseler bizden keramet bekliyor. Cihan padişahı benim gibi bir hakire ibrik tutsunlar. Muhterem gözdesi elinde peşkir beklesinler. Bundan hala kerametim olur. Şu hatunu. O gece Riyaya'nın karşısına çıkan hatun buydu. Ölüp de dirilen hatun mu? Kösem hatun bu, Kösem. Kurşun işlemedi. Kösem. İnsan suretinde melek gibi indi avluna. Gölgesi. Seni işittik Kösem Hatun. Yüzünü görmek nasip oldu. Melek gibi demişlerdi, hakikatmiş. Gönlünüzü ferah tutun hünkârım. Rüyanız hayra alamettir. O kafir kralın sırtımı yere getirdiğini gördüm Şeyh Efendi.
Nasıl hayra yorayım? Cansızlar içinde en güçlüsü yeryüzüdür. İnsan vücudunda en güçlü yer ise sırtımızdır. Bu iki kuvvetin birleşmesinden daha büyük bir güç ortaya çıkar. Bundan mütevellit padişah-ı alem pena hünkârımız. O hükümdara karşı zafer kazanacaksınız. Sultanım. Allah razı olsun. Çok güzel. Güzelliğiniz nur yüzünüze vurmuş. Maşallah Kösem Sultan. Güzelliğinizle nur saçıyorsunuz. Sağ olun. İki canlısınız belli. Bir oğlan var burada. Bir şehzade. Gebe değilim, öyle olsa bilirdim. 40 yıl ebelik yaptım. Yüzlerce gebe kadın görmüşümdür. Bir bakışım kâfi. Anlarım. Herkese dağıt. Hay hünkârım, inşallah bir şehzademiz daha olur. İnşallah İskender. Saatli olsun da. Gel. Hünkârım. Gel Zülfikar. Hünkârım, müsaadenizle ben ocağa döneyim. Hünkârım. Garp serdarınız Lala Mehmet Paşa yollamış. Kendisi de maiyetiyle beraber payitahta gelmekteymiş. Lala Estergon'u küffarın elinden geri almış. Merhum Sultan Süleyman'ın emanetini yeniden İslam mülküne kattık. Bu muhteşem bir zafer Zülfikar. Ne kutlu bir haber. Ne mutlu bir gün hünkârım. Önce gözlerinizin haberi şimdi de bu. Çok şükür talih sizden yana. Şeyh Hüdayi Hazretleri bunu söylemişti Zülfikar. Rüyama yorarken bu zafere işaret etmişti. Haklıymış.